Gazi Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Tabii. Niyazi Bey kimdir ve sektörle tanışmanız? Niyazi Karadeniz, 25 yaşındayım. Hatay Antakya doğumluyum. Evet. Yaklaşık olarak 6 ay önce sektörle tanıştım. Baba mesleği sanırım. Tabii. Ondan devraldık bayrağı. Evet. Hatay Antakya bölgesinde hizmet veriyoruz. Evet. Kurumsal bir kimliğimiz var. Ve farklı bir konsept oluşturmuşsunuz aslında. Aynen burada. Öyle. Babanızdan aynen aldığınız bayrağı da ileriye doğru taşımak için de var gücünüzle çalışıyorsunuz. Tabii. Buradan da Osman Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Destekleri, emekleri şüphesiz büyüktür sizlerden. Tabii ki, tabii ki. Evet, o zaman biraz tanıyalım burayı. Neler yapıyoruz burada? Karadeniz araç kiralamada verilen hizmetler nelerdir? Şu şekilde klasik araçlarımız var. Düğünlerde, organizasyonlarda, şoförlü şekilde kiraya verdiğimiz 1950 model, 60 model araçlarımız. Nostalji araçlar. Tabii, aslında. Tabii. Onun haricinde her bütçeye uygun araç seçeneklerimiz mevcut. Günlük 100 liradan başlayıp 200 liraya kadar artan araçlarımız var. Biraz arz talep meselesi sanırım. Tabii tabii, aynen öyle ki şöyle bir durum var. Rentekar sektörü biraz karşılıklı güvene dayalı bir sektör. Ve çok sıkıntılı bir sektör. Kesinlikle. Kesinlikle sıkıntılı bir sektör. Dediğim gibi müşterilerimiz, ben çok şükür şu an oturmuş durumda. Kaliteli hizmet veriyoruz. Evet. Birbirimizi anlıyoruz. Kesinlikle. Klasik araçların dışında normal binek araçlar da mevcut sanırım. Tabii tabii, aynen öyle. Dediğim gibi binek araçlarımız, onun haricinde... Aslında araçla alakalı A'dan Z'ye her şeyi diyebilir miyiz? Evet, aynen. Yeter ki yani aynen. Karadeniz araç kiralamaya gelsinler, istesinler, siz de bu talepleri karşılayın. Tabii, evet. Aynen. Ama biz buna rağmen bazen çok bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz Niyazi Bey. Hatta araç kiralarken bile uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu bizde bir ağlık. Evet. Sizle karşılaşıyorsunuz. Tabii. Bizlere tavsiyeleriniz neler? Çünkü bunların bir prosedürleri var. Paylaşır mısınız sizin buradaki uygulamış olduğunuz sistemi özellikle? Şu şekilde, öncelikle daha çok sosyal medya ve telefon aracılığıyla hizmet veriyoruz. Müşterilerimiz bize o şekilde ulaşıyor. Daha sonra sabit fiyat politikamız var. Şimdi hangi müşteriye tutturabildiğimiz fiyat şeklinde yürümüyoruz. Herkes eşit. Tabii. Ki ne yazık ki sektörün sıkıntısı, merdiven altı bu işi yapan esnaflar bu işi biraz sıkıntıya sokuyorlar. Ama bizim verdiğimiz hizmetler stabil olduğu için, standart olduğu için ona göre de bir bedel talep ediyoruz yani müşteriden. Bir kere yani şunu anlamak gerekiyor. Kalite ucuza alınmaz. Bir kere böyle bir gerçek var. Aynen. Ama bizim de burada üstünüze düşen tüketici olarak görevler var. Araştırmalıyız biz, yani nereden alıyoruz? Aynen öyle. Allah göstermesin, bir kazası var. Yani herhangi bir şey var. Yani bunlar da önemli çünkü. Ki şöyle bir durum var. Kaza yapana kadar her müşteri iyidir, her kiralayan iyidir. Fakat kaza sonrası durum asıl önemli olan. Çünkü kazadan sonra aracı kiralayan kişi müşteriyi nasıl ağırlayacak, nasıl destekleyecek, müşteri nasıl zor durumda bırakmayacak kiralayan kişiyi, bunlar çok önemli şeyler. Bunlar tabii en başta aslında konuşulması gereken durumlar ve resmiyete dökülmesi gereken durumlar. Tabii ki resmiyete dökülmesi gereken durumlar ama dediğim gibi merdiven altı bu işi yapan maalesef ki bazı arkadaşlarımız bu işi biraz sıkıntıya sokuyorlar. Çok var bize gelip de bu şekilde feryat eden müşterilerimiz. Aslında sizin de bu sefer isminiz lekeleniyor. Yani şöyle bir bakış açısı var. Hani araç kiralama işi yapanlara farklı bir bakış açısı var. Aynen öyle. Hani kurumun yanında yaş da yanıyor aslında. Kesinlikle. Biz bir de bununla da mücadele ediyoruz aynı zamanda. Evet, bununla da mücadele ediyorsunuz. Tabii. Aslında yetkililer biraz daha denetimleri burada sıklaştırsa, aynen, hani herkes rutinli yapar. Diyorsun. Aynen öyle. Ama bence şunu da söylemeden geçemeyeceğim Niyazi Bey. Siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Aynen, kesinlikle öyle. Evet, yani empati kuruyorsunuz aslında. Bu işe girmeden önce belki siz de araç kiralıyordunuz. Evet. Geziyordunuz. Ne bekliyorsanız onu uyguluyorsunuz. Aynen öyle. İletişim kurmak her şeyden önce
Temel nokta bu. İnsanlara doğru iletişim kurabilmek önemli. Ve temelinde dürüstlük. Aynen. Belki Osman Bey'i bıraktığı en büyük miraslardan biri. Kesinlikle. Bu diyebiliriz. Kesinlikle. Peki, hedeflere ulaşabiliriz mi? Yani dönersek bir geçmişe. Daha çiçeğe burnundayız. Evet, 6 aylık bir periyot var ama evet. İstediğiniz noktada mısınız? İstediğim noktanın biraz daha ilerisindeyim aslında. Yani uzun vadeli olarak bakacak olursak, beklentilerimi aşacak gibi duruyor şu an gidişat. Yani gidişat iyi. Tabii. Belki şubeleşmiş olarak da verebiliriz sizlere. Zaten niyetimiz bu yani. İlerleyen dönemlerde tamamen kurumsal bir kimliğe bürünüp o şekilde hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Tabii hedef de hiç bitmeyecek. Tabii. Biterse biz de biteriz. Tabii ki. Evet. Biz bu hedefleriniz olan sizlere başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Yazdım. Sağ olun. Buradan artık son sözlerinizi alalım mı? Yani buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi alalım. Röportajımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Evet. Yani söylediğim gibi araç kiralarken her şeyden önce kurumsal firmalarla çalışmaya dikkat etsinler. En azından araştırsınlar. Kesinlikle öyle. Onun haricinde sözleşme imzalarken sözleşme maddelerini okumalarını tavsiye ediyorum tüm araç kiralayan müşterilere. Evet. Bir de herkesi buraya davet edelim. Karadeniz araç kiralamaya tabii davet ki, tabii. edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Müşterimiz olması şart değil. Herkes her zaman kapımız açık. Evet. Ne zaman isterseniz. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Niyazi Bey. Rica ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.